Canım benim, ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun aslanım. Beğendiyseniz şimdi, ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman beğeniyoruz. Hepinizinki çok güzel oluyor. Şimdi en merak edilen yere geldi sıra. Eşinle nerede, nasıl tanıştın? Eşim bana sosyal medyadan takip isteği atıyor, ortak arkadaşlardan görüp. İsmi ne? Ahmet. Ahmet, ortak arkadaşlardan tesadüf mü görüyorsun? Evet, tesadüf istek atıyor. O gün ben de bir anket paylaşıyorum hani genel olarak. O ankete yanıt veriyor. Biz öyle... Sormuştun ankette? Şu an hatırlamıyorum çünkü 2018 yılındaydı Aslı Hanım. Ha, 2018 yılında o halde. Evet, tam ben 15 başladım. Yaşındaydım. 15 yaşında! Bak ya, O yıllarda anketime yanıt veriyor. Oradan o anket konusunda tartışıyoruz. Sonra aynı mahallede olduğumuzu öğreniyoruz. Fark ettiniz. Evet. Ertesi sabah o işe giderken, ben okula giderken köşeyi döndüğümde onu görüyorum. Aranızda kaç yaş vardı? Aramızda 7 yaş var. 7 yaş var. Evet. Ondan sonra biz öyle konuşmaya başlıyoruz. Ama hem bu yaş muhabbetine vesaire biz 2 yıl dost kalıyoruz. Yani arkadaş gibi konuşuyoruz. Çok adını koymuyoruz. Ondan sonra 2 yıldan sonra adını koymaya karar veriyoruz. Bir yıl sevgili kalıyoruz. Sonra sözümüz oldu. Aile tanıştı. Aileler tanıştınız. Aileler evet. Bir sorun yarattı mı? Yok, hiçbir sorun yaratmadı Aslı Hanım. Çok güzel. Sözümüz oldu. Bu fotoğraflar nereden? Bu arkadaşımızın düğününden Aslı Hanım. O zaman sözlü müydünüz? Evet, o zaman sözlüydük. Ha. Sözünden fotoğrafları görelim. Tamam, ne giydin? Sözümde yeşil bir elbise giydim. İnşallah finalde de onu giymeyi düşünüyorum sizler için. Hadi bakalım, cuma günü göreceğiz. Peki, Elif? Elbisem sade, yani evde olduğu için çok kabarık da bir elbise değildi. 800 TL'ye aldım. Evet, çok uygun almışsın, güzel. Çok da yakışmış sana. Nerede oldu bu? Sözüm abimin evinde oldu. Çünkü bizim annemin evi biraz dardı. Evet. Ondan dolayı abimin evinde böyle güzel bir... Yine bir organizasyon tutmuşsunuz herhalde. Evet. Fiyatı neydi organizasyonun? Organizasyonun fiyatı 600 TL. Aa, çok uygun. Evet, gerçekten. Tam bu zamlardan önceydi malum. Evet. Zamlardan sonra her şey çoğaldı. Ne zamandı sözünüz? Sözümüz 31 Temmuz'da oldu 2022'de. Sonra biz bir sene, hatta 13 ay nişanlı kaldık. Ekstra bir nişan yapmadık. Evde oldu. Zaten çok kalabalık oldu. Ekstra bir nişana ihtiyaç duymadım. Evet. Ondan sonra sözümden bir ay sonra, daha doğrusu doğum günümden 5 gün önce evlilik teklifi aldım. Biraz daha eşim hani rahat olalım diye bu şekilde yapmak istemiş. Ben de zaten hep öyle söylüyordum ona. Çok tatlı bir ortam. Evet. Neresi burası? Burası Çorlu'ya yakın bir piknik alanı Aslı Hanım. Yine bir organizasyon tutulmuş evet, galiba değil mi? Evet, organizasyon tutmuş. Bana arkadaşının düğününe gideceğimizi söylemişti. Evet, sürpriz yapmış. Aslında annem biraz kaçırdı gibi oldu annem ağzında. Evet, ben gittim elbisemi vesaire annenin aldım. Annemin haberi var mıydı? Evet, annemin haberi vardı. Ben gittim elbisemi kim vesaire aldım. Kim söylemiş annene? Yengelerim söylemiş herhalde. Ben gittim elbisemi falan aldım. Ama o gece sonra iptal, hani gitmeyeceğiz falan dedi. Sonra yola çıktık, kafeye gideceğiz, kafede oturacağız dedi. Sonra tamam dedim. Sonra neyse ya dedi, hani bir mevlütlüymüş, bir uğrayalım, takımızı takalım en azından dedi. Biz o yola girdik, gidiyoruz. Sonrasında ama hiç ses yok, seda yok. Yani gerçekten mevlütlü olabileceğini düşündüm. Yani böyle hani gerçekten beni götürmediğini falan düşündüm. Çok akıllıca mevlütlü. Hani dedim herhalde evet. Öğrendiğimi düşünüp iptal etti sandım. Ondan sonra piknik alanına gel, yine ses seda yok. Tam en köşesine, yani en sonuna yapmış piknik alanın. Neden buraya geldik dedim. Dedi ki seni mangala getirdim. Dedim bu saatte mi beni mangala getirdin derken. İşte o organizasyonu gördüm. Hala ben şokun etkisindeyim çünkü ortamda karanlıktı biraz. Meşaleler yanınca biraz farkına vardım. Aynen. Çok güzel. Çok farklı gerçekten. Bir evet, evlenme teklifi. Evet. Çok bu nedir? Bu bekarlığa veda Aslı Hanım. Aa, bu da çok bunu güzel. Bunu yengemden eşim, böyle yengelerim ve eşim planlamışlar. Böyle yine bir organizasyon. Yengelerim dediğin abinin? Evet, iki abim var benim evet. Aslı Hanım. İki abimin eşleri. Ay, onlar güzel, da buradan iyi ki varlar. Selam gönderiyorum ay, onlara da. İyi ki varlar. Çok şanslı. Evet, aslında ablam olmadığı için üzülüyordum ama çok şükür onlar var Aslı çok Hanım. Güzel. Bir abla görevi onlar. Ne güzel bir şey ya, baksana. Ekstradan evet. Arkadaşlarım da bir bekarlığa veda yaptı. Onlar da evde yaptılar bu şekilde. Seviliyorsun. Evet. Çok güzel. Bekarlığa vedanı ne kadara yaptın peki? Ben onun hiçbir
yani bilmiyorum, sürpriz olarak oldu. Nikahımdan evet. sonra beni oraya gözlerim bağlı bir şekilde yemek yiyeceğiz tam diye. Sürpriz olmuş. Evet, götürdüler yani o şekilde. Onlar her şeyi ayarlamışlar. Ve Kına Gecen. Evet. evet. Kına Gecen nerede? Nasıl bir yerde oldu? Kına Gecen yine burada evimizin biraz bir alt sokağında büyük bir meydan vardı. Orada yaptık. Kiraladın mı? Kaftan evet, da giydin galiba. İki üçü tane. De kiralıktı. İki tane kıyafet giydim Kına'da. Kınalığım, kaftanım yani kına girişim, kaftanım ve gelinliğimi 9000 liraya kiraladık. Çok yakışmış ama. Evet, evet çok yakışmış. Yine organizasyon güzel. Var değil mi? Evet, organizasyon tuttuk. Yine organizasyon ve fotoğrafçı tuttuk. Yani aynı firmaydı. O ne kadardı? O da 12.500. İçinde albüm vesaire hepsi var. Evet, güzelmiş. Bu şekilde kızlara beyaz şalvar kiraladım. Beyaz şalvar ve altın sarısı yelek. Kına boyu onu giydiler. Onlar organizatörün içerisinde olmuyor mu yoksa? Yok, değildi. Biz ayrı kiraladık. Ekstra ben Nedim'e yaptım. De sevmiyorum zaten. Hani aa. Çok Nedim'e seven birisi değilim. Daha böyle kendim ön plana çıkmayı seviyorum. Onun yerine tüm arkadaşlarıma, yani bir 15 arkadaşım falan. Çok bu şekilde güzel, kıyafet güzel, giydi. Yani özel oldu. Kıyafet. Evet. Arnavut kıyafeti evet, gibi evet, bir nevi böyle. Aynen boşnaklar. Evet. Ben de dikkat beyaz ettim. Beyaz şalvar evet. ve yelek. Altın normalde, sarısı yelek. Evet. Bu düğünüm. Farklı olmuş. Burada eşime sürpriz yaptım. Formayla. Aslında ben de Galatasaraylıyım ama onun o mutluluğunu görmek yani evet, her şeye değerli. Evet. Çok seviyor. Onun sevdiği şeyleri ben de seviyorum. Onu evet. seviyorum. Evet, gelinliğin de çok yakışmış ya. Çok teşekkür çok ederim. Düğün salonunu kaça tuttunuz? Düğün salonunu 12.500'e tuttuk. İçinde yemekli orkest... miydi? Yok, yemekli değildi. Ekstra biz kek, meyve suyu, sudur onları biz kendimiz ikramlık olarak aldık. Hı. Orkestra vardı sadece içinde. Evet. Hafta içi mi oldu? Yok, hafta sonu. Kaç kişilik? Bayağı kalabalık gözüküyor. Evet, bayağı kalabalıktı aslında. Bir 700-800 kişi rahat vardı. Süper. Ama çok eğlenilmiş evet. bir de. Peki gelinliğin fiyatı nedir? Gelinlik, kınalık ve kaftan hepsi 9000 aslında. Hepsi 9000. Evet. Aa, gelinlik de içinde. Evet, evet, gelinlik de içinde. Çok iyi o hepsi zaman. Kiralık. Evet. evet. Salonun fiyatları evet. çok iyi. Çok uygun. Evet. Satın almayı sevmiyorum. Zaten evet. evde yer kaplıyor, sarar. Onun için kiralamak istedim. Evet. O şekilde oldu. Aynen, güzel geçmiş gerçekten. Neler takıldı? Evet. Neler takıldı? Eşim ailesi tarafından 6 bilezik, bu yarımlık ve bu kolye seti. Bunun bilekliği kayboldu maalesef. Yapma ya, evet, düğün sonunda evet. Yani o hengamede çok doluydu. Saat evet, vesaire de vardı kolumda. Evet. Ondan dolayı bunu da kayınvalidem taktı ekstra bileklik. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela kayboldu, düşmüştür. Birisi bulmuştur illaki. Ay, bulmuştur ama çok sonradan söylerler. Bir de parçalanmış haldeymiş. Yani biri aa, basmış, kırılmış büyük çok ihtimalle. Üzüldüm. Evet, çok üzüldüm ben de. Eve geldiğimde fark ettim. Bir daha da çok geç olmuştu. Evet, yazık. Bunu ve bu kelepçe setini babam taktı. Bunu da ben kendim taktım. Kendime hediye taktım. Çok güzel hayatım. Evet. İyi günler. Balayına yakınlan. Gittiniz mi? Evet, balayına gittik. Antalya'ya gittik. Çok güzel. Evet. Bayağı ve artık gezdim. İlişki testine geçebiliriz evet. o zaman. Geçelim aslında. Bizden de altını kap. Evet, artık sizden ilişki testinde. Altınımı kapayım. Bence de. Çok Ahmet'i arayalım. Tamam. Evet, bakalım müsait mi bir soralım.